Oğlum biraz bekle sen lan. Oğlum sen ne bekle lan? Oğlum biraz bekle. Oğlum sen ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Oğlum biraz bekle. Oğlum sen ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Al bu 4800'ü yabancı paralar da ben. 4800'ü ikimiz bölüşüyor da sen niye 6000 lira cebine indiriyorsun? Ben koydum. Dümeni de ben tuttum. Ben bir tanem lan o zaman gevşek. Oğlum seni sikerim ha. Ne diyorsun lan sen top? Sen ne diyorsun lan amına kodum. Al paranı da sikerim. Seni sikeceğim oğlum. Onları sikeceğim. Amına koyacağım onları. Yürü gidek o zaman. Kim kimden yer onun amına koyayım kardeş. Abi Savaş abiye söylersin. Bizden yana bir sıkıntı yok. Oğlum bak seninle işimiz yok. Yandaki o gevşeyi yakalarsak sikeceğiz. Ne oluyor lan burada? Abi görmedin burnumu karartı. Ya birinin çocuğuna gelse lan. Mahallede hırsız gençler bir iş yüzünden birbirlerine düşmüşler. İçlerinden bir tanesi öbürlerine sıktı. Gittik, müdahale ettik. Sen Nesi abiye de haber ver. Sen de bizim çocuklarla orada ol. Sayıca üstün olan siz olun ki söz sahibi siz olun abi. Niye sıktın lan çocuğun ayağına? İcap eder mi? Hayırdır dayı ya senden bir tane hesap mı sorayım? O zaman kırmasaydı burnumu. Bakın bu cemaatte sesinizi yükseltmeniz icap etmez. Uzatmayın. Bugün burada öpüşün, barışın. Kardeşlerim. Aranızdaki bu mevzuyu kan davasına dökmenin hiçbir anlamı yok. Arif o kurbanı getir. Bu kurbanın kanı aranızdaki savaşta akan son kan olsun. Şimdilik bir şey demiyorum ama sıkacağım onu. Neymiş kardeşinki mesele? Abi vallahi iki taraf da birbirine sıkmış. Şimdi kimse kendini göstermiyor ortalıkta. Bak ya. Hasımcılık oynuyorlar. Bu işi kan davasına dökmesinler ha. E gidip konuşak. Kabul etmezlerse de kafalarına göre. Bak emmi, siz esnaf adamlarsınız. Gençleriniz bir cahillik yap. Bu yüzden kan davası yaşamayın. Biz de kan davası istemeyiz Savaş. Mahallemiz insanlarına niye düşman olalım ki? Ama çocuklarımıza zarar verirlerse kendileri bilir. Bize yakışan bunları bir araya getirip barıştırmaktır. Tabii ki o büyüklük de bize yakışır. Ben bunları oturtturup bir konuşacağım. Sana da haber gönderirim. Ben söyledikten sonra onlar da buna uyarlar. Eyvallah. Allah'a emanet.
Bak Adnan, kardeşlerin de arabayı adamların üstüne sürmüş. Ha geçenlerde de bir husumet yaşadılar. Biz Yusuf amcayla konuştuk. Allah abi kafalarına göre. Bir daha bana böyle bir şey yapsınlar, namusuma vururum onları. Terbiyesizlik yapma lan. Hadi. Sana bu cemaatle laf konuşmak düşer mi? Saygısızlık yapma lan. Çık lan dışarı. Gençler birbirlerini her gördüklerinde aralarında husumet çıkacak. Gençlerinize sahip çıkın. Eyvallah. Eyvallah. Sonra ne oldu lan? Abi bize patlattılar. Bize sıktık yol aldılar abi. Sonra Cögül geldi abi mahalleye, bizi barıştırmak istediler. Ne bir ton kelime yaptım. Herkesin kafasına göre dedim. Siktir git lan. Sence öyle bir itlik yapsan sen öldürür oğlum. O Cio'yu bunu öldürtürüp onun mahallesinde abi yapacağım. Anlat bakayım. Abi bir ton yollarını buluyorlar şimdi. İyice rahatladılar. Siz daha kalabalıksınız. Daha güçlüsünüz. Niye yemiyorsunuz oğlum? Cihogül mahallede kavga istemiyorlar abi. Bize de sürekli baskı yapıyorlar. Takın maskeyi, koyun poşeti, gül! Baba bir tane daha versen, hep senden alıyorum. Bir kere de senden patlayak. Al hadi al, bunu da ye, iyi patla. Eyvallah. Sana da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Hoş geldin. Dostlar sağ olun. Bak Savaş, bunlar akıllı durmayacak diye ben sana söylemiştim. Şimdi ocağımıza ateş düştü. Ben gençleri şimdi nasıl durduracağım? Şu olayı enine boyuna bir araştırak. Daha neyine bakacağız? Bu namussuzluğu bize başka kim yapacak? Eğer rahmetliye bunu yapan onlardan birisi ise cezasını biz veririz. Barışı bozan bu cemaatler kesin asmıdır. Eğer onlar sadık kalmadılarsa, akacak kan da onların kanıdır. Biz öldürsek öldürdük derik. Neyi saklayalım? Neticede onlar da bizim kardeşimizi vurdu. Biz intikam alacak olsak barışa oturmazdık. Sas derdik. Siz de buna bir şey diyemezdiniz diyor. Neticede siz de kan davası uğruna bir ton adam öldürdünüz. Benim kardeşim barışa zarar getirecek bir şey yapmaz. Rahmetli aksi bir çocuktu. Allah bilir kimle ne sorunu vardı da birileri bu karışıklığı fırsat bilip içini soğutmuştur. Tamam kardeş. İnşallah bugün sofrasına oturduğumuz eve yarın silah sıkmak zorunda kalmayız. Bu işin altından siz çıkar, barışı bozarsanız gözünüzün yaşına bakmam, sizi ben öldürürüm. Beni çocukluk arkadaşımla asım etmeyin lan. Namusuma biz yapmadık abi. Biz yapsak senden mi saklayacağız? Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi, bindik motora. Aslanım benim, oğlum. Bu çocuğa iyi bak. Bu memleketin harbi başına bela olacak. Sayende dayı. Siz mahalleye gidin. Şu pişileri çağırın, bir zarflayın öyle. Tamam? Ama öyle hello callo de la. Abi abi. Gel diyeceksin. Ne var diyeceksin. Anlat, git diyeceksin. Tamam. Tamam abi. Ne oldu lan? Ali'den para gelmedi mi daha? Yok abi. Uyuşturucu yüzünden başım bir ton belaya girdi. Bir daha peynir işi yapmam dedi. Siktirsin orospu çocuğu. Daha dünkü çocuk bize kurnazlık yapıyor. Sana kurnazlık yapan erken olur abi. Onu toprağa çağırıyor. Bak şimdi. Savaş ile Ali'nin eroin koyduğunu bir şekilde ayıktıracaksın. Onlar onu yesinler. Emniyet de onların peşine düşecek. Biz de bu arada onlara saldırırız. Bizlik yapma lan. Sen misin işte oğlum? Görenler olmuş. Abi ben olsam senden mi saklayacağım anafor abi? Abi geçen gün parka gelen heroin Kurtalı'ya gelmiş.
Nereden duydun lan? Kendi aralarında konuşurken duydum abi. Allah Allah. He abi. Ama Ali abinin kulağına gitmesin. Vallahi beni öldürür abi. Karanlıkta bahçede kapanık yer. He lan kardeş. Bakalım lan kim gelir? Ne oldu lan Neco? Tek mi kaldın oğlum? Siz yattınız amına kodumun topları. Doğru konuş lan lan. Sen neydin lan? Bu ne lan? Bu iş lan. Bu ne lan bu iş lan? Tabii artık mahalleye gidemeyiz. Abim Gül de, Cögül de bizi öldürür. Şşş. Rahat olun. Siz benim kardeşlerimsiniz. Benimleyken kimse size bir şey yapamaz. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Lan oğlum. Rahat olun lan. Terminatör yapacağım sizi. Terminatör!